Herkese merhaba. Bugün sizlere yumuşacık bir kurban kavurması tarifim var. Tencereyi ocağa aldım. Çok azıcık ısıttım. Şimdi üzerine kıyma makinesinde çektirmiş olduğum yağımı atıyorum. Yağı tencereye boşalttım. Ara ara karıştırarak yağın erimesini sağlıyoruz. Odun ateşinde pişirdiğimiz için dibi çabuk tutabilir. Bunun için sık sık karıştırmalıyız. Birazcık erimeye başladığı zaman içerisine çok az bir tuz atıyoruz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Bu kadar atmamız yeterli. Yağımız eridi. Artık içindeki kıkırtları süzerek yağımızı başka bir tencereye alacağız. Bakın böyle kızardılar. Tam bu aşamaya geldiği zaman siz de yağınızı süzebilirsiniz. Yağımızı süzdük. Alt tarafında bakın şöyle göstereyim. Yağımızın süzülmesini sağladık. Bu üstünde kalan yerlere biz kıkırdak diyoruz. Bunları atmıyoruz. Bunun çok güzel böreği oluyor. Bu şekilde soğuduğu zaman poşetleyip difrize atabilirsiniz. Yağı eritmiş olduğumuz tencereyi hiç yıkamadan içerisine kıymalarımızı koyuyoruz. Diri çekimli kıyma bu. İnce çekim değil. Kavurma yapacağımız için çok ince olmasını istemedim. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Altı çok harlı olmamalı. Yavaş yavaş etin sulanmasını bekliyoruz. Kıyma suyunu saldı. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Tuzunu siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir miktar tuz atıyorum ve iyice karıştırıyorum. Tekrar suyunu çektiği zaman az önce eritmiş olduğumuz yağdan ilave edeceğiz. Bakın şu kadar su var dibinde şu anda. Kıymanın kendi suyu. Kavurmamış, salmış olduğu suyu çekti. Bakın dibinde su kalmadı. Artık yağını ekleyebiliriz. Süzmüş olduğumuz yağdan ilave ediyoruz. Şöyle miktarına bakıyoruz. Yağ miktarı tam yüzeyine çıkmayacak kadar olmalı. Çok fazla yağ gerek yok. Yavaş yavaş kavuracağız. Zaten çok fazla pişmeyecek artık. 5-10 dakika içerisinde kavrulmuş olacak. Eti çok fazla pişirip öldürmeyeceğiz, gevretmeyeceğiz. Sulu sulu, yumuşacık kalması için 5 dakikadır kaynıyor. Ara ara karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bu aşamada tuzuna da bakın. Ben tuzuna baktım. Birazcık hafifti. Biraz daha ilave ettim. Çok fazla eti gevretmeden tepsiye dökeceğiz. Bakın artık oldu. Kavurmamız pişti. Kavurmamızı pişirdik. Dediğim gibi bu diri çekim kıymanın kavurması. Bu şekilde tepside donacak. Donduktan sonra kek dilimler gibi dilimleyip buzdolabı poşetlerine katıp difrize atabiliriz. Size şöyle göstereyim. Ben çok fazla gevretmiyorum kavurmayı. Gevrediği zaman sevmiyorum. Et yumuşacık olmalı. Yağ miktarı da şöyle yarısı kadar dediğim gibi. Yüzeyine çıkacak kadar yağ eklerseniz çok yağlı olabilir. Ağır olur. Şöyle bakın. Yumuşacık ve sulu sulu bir kavurma. Kavurmayı tepsiye döktüm. Dolapta bu şekilde bir gün dinlendirdim. Dondu. Bakın kek gibi dilimledim. Bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyup difrize atıyorum. Çıkardığım zaman parçalaması kolay oluyor. Hem bu şekilde çok düzenli oluyor ve fazla yer kaplamıyor.